Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik kitabı Koza Yayınları sayfa 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 5. ünite sonu değerlendirme cevapları. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? A) 3 basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir? B. Babanızın ismi nedir? C. Ailenizdeki kişileri en çok sevdiği TV programlar hangileridir? C. D. Yaşınız kaç? D. C. Şıkkı doğru cevaptır. Trafik kazasına yol açan etkenler nelerdir? Konusuyla ilgili bir araştırma yapılmak isteniyor. Araştırma yapmak için aşağıdaki veri toplama yollarından hangisine başvurulmalıdır? A. Anket yapılmalıdır. B. Öğretmene sorulmalıdır. C araç sürücüsü olan birine sorulmalıdır. D kayıtlı verilere başvurulmalıdır. D şıkkı kayıtlı verilere başvurulmalıdır. Doğru cevap. Bir gruba en çok sevdikleri müzik türleri sorulmuştur. Elde edilen verilere göre yandaki sütun grafiği oluşturulmuştur. Grafiği oluşturmak için kullanılan sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir? B şıkkı doğru cevaptır. İki sütun grafiğinin karşılaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi yanlış yorumlamalara neden olabilir? A. Sütunların farklı renklere boyanması. B. Grafiklerde dörtten az sütun bulunması. C. Grafiklerde dikey eksenlerdeki birim aralıklarının farklı olması. D. Dikey ve yatay eksenlerin kesiştiği noktaya sıfır yazılması. C. Şıkkı doğru cevap. Bir müzeyi haftanın dört gününde ziyaret edenlere ilişkin Verilerle aşağıdaki sütun grafiği düzenlenmiştir. Grafikten yararlanarak 5, 6, 7 ve 8. soruları cevaplayınız. Müzeye en çok ziyaretçi hangi gün gelmiştir? A) Cumartesi B) Pazar C) Perşembe D) Cuma A) Cumartesi doğru cevap. Müzeye en az ziyaretçi hangi gün gelmiştir? A) Cumartesi B) Pazar C) Perşembe D) Cuma C) Perşembe doğru cevap. Müzeyi cumartesi günü gezenlerin sayısı pazar günü gezenlerin sayısından kaç fazladır? A 50 B 100 C 150 D 200 A 50 doğru cevap. Müzeyi 4 günde gezenlerin toplam sayısı kaçtır? A 350 B 400 C 450 B, D 500 D 500 doğru cevap. Yandaki grafikte bir kitapçıda 5 yıl boyunca her yıl satılan kitap sayıları gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. 2013 yılındaki kitap satışı bir yıl önceki yıla göre azalmıştır. Doğru. En az kitabın satıldığı yıl 2014'tür. Yanlış. En çok kitabın satıldığı yıl 2015'tir. Doğru. 2012 ile 2013 yıllarında satılan toplam kitap sayısı 6000'dir. Yanlış. 2015 yılında satılan kitap sayısı 2014 yılında satılan kitap sayısından 500 fazladır. Doğru. Yandaki grafik bir okulun kantininde hafta içi satılan kalem sayılarını gün gün göstermektedir. Bu grafiğin çizilmesini sağlayan veriler aşağıdaki sıklık tablolarından hangisine aittir? B şıkkı doğru cevaptır. Bir sınıftaki öğrencilere mor, pembe, yeşil, sarı ve turuncu renklerinden hangisini en çok sevdikleri soruluyor. Alınan cevaplara göre yandaki sıklık tablosu oluşturuluyor. Sıklık tablosuna göre çizilen sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? B şıkkı doğru cevaptır. Takımına en fazla sayı kazandıran oyuncu hangisidir? A Aysun, B Burcu, C Vildan, D Pelin. B Burcu doğru cevaptır takımına eşit miktarda sayı kazandıran oyuncular hangileridir? A. Pelin ile Burcu B. Burcu ile Fatma C. Berna ile Pelin D. Aysun ile Berna C. Şıkkı doğru cevap Takımına en az sayı kazandıran oyuncu hangisidir? A. Pelin B. Bilge C. Handan D. Vildan D. Vildan doğru cevap Tüm oyuncular 4 sette toplam kaç sayı yapmışlardır? A100 B96 C94 D90 A100 doğru cevap. Aysun ile Berna'nın kazandırdığı sayılar Bilge ile Vildan'ın kazandırdığı sayılardan kaç fazladır? A7 B8 C9 D10 C9 doğru cevaptır. Hangi oyuncu Fatma'nın yaptığı sayının yarısı kadar sayı yapmıştır? A Berna B Vildan C Handan D Pelin B. Vildan doğru cevap. Oyanın boyu 1.57 metre. Ufuğun boyu 1.38 metredir. Oyanın boyu ufuğun boyundan kaç santimetre uzundur? A. 0.19 B. 1.19 C. 19 D. 29 C. 19 doğru cevaptır. 8 kilometrelik parkurun 4'te 3'ünü koşan bir atletin parkuru bitirmesi için kaç metre daha koşması gerekir? A 1000, B 2000, C 2500, D 3000, B 2000 doğru cevap. Aşağıdaki noktalı yerlere gelecek ifadeleri kutulardan bularak eşleyiniz. A 900, B 210, C 12000, C 10. Yandaki yamuğun çevresinin uzunluğu 33 santimdir. Şekilde verilenlere göre C kenarının uzunluğu kaç santimetredir? A 4, B5 C6 D7 B5 doğru cevap Dikdörtgen biçimindeki bir halının eni 3 metre, boyu 5 metredir. Bu halılardan 4 tanesi kısa kenarları çakışacak şekilde yan yana sıralanıyor. Oluşan düzlemsel bölgenin çevresinin uzunluğu kaç metredir? A 46 B 45 C 44 D 43 A 46 doğru cevaptır. Bir paralel kenarın çevresinin uzunluğu 260 santim, uzun kenarın uzunluğu ise 80 santimdir. Bu paralel kenarın kısa kenarın uzunluğu kaç santimetredir? A 45, B 50, C 55, D 60. B 50 doğru cevaptır. Eşkenar üçgen şeklindeki trafik işaret levhasının bir kenar uzunluğu 45 santimdir. Bu trafik levhasının çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? A-120, B-125, C-130, D-135, D şıkkı doğru cevap. Bir karenin çevresinin uzunluğu bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğuna eşittir. Karenin bir kenarının uzunluğu 8 santimdir. Dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 6 santim olduğuna göre uzun kenarın uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? A-10 santim, B-11 santim, C-12 santim, D-13 santim. A 10 santim doğru cevaptır. Aşağıdaki dörtgenlerden çevre uzunluğu 20 birim olanları işaretleyiniz. A ve C Oturduğunuz sıranın üst yüzünün çevresini santimetre birimiyle tahmin ediniz. Sonra ölçme yapınız. Bulduğunuz sonuçla tahmininizi karşılaştırınız. Tahminim kısa kenar 50 santim, uzun kenar 80 santim olarak tahmin ettim. 50 çarpı 2 artı 80 çarpı 2 eşittir 100 artı 160. 260 santim tahminim. Gerçek sonuç 50 santim kısa kenarlar 50 çarpı 2 artı 90 uzun kenar. 50 çarpı 2 artı 90 çarpı 2 eşittir 100 artı 180 280 santim. 280'den de 260 çıktığında 20 santim arada fark var tahminimle sonuç arasında. Uzun kenarı kısa kenarının iki katı olan dikdörtgenin çevresi 36 metredir. Bu dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kaç metredir? A 6, B 8, C 10, D 12. D 12 doğru cevaptır. 5 ay, 3 hafta, 18 gün toplam kaç gündür? 1 ay 30, 30 gün olarak alınmıştır. A 258, B 189, C 102, D 71. B şıkkı 189 doğru cevap. Bir ilimizden saat 22.30'da hareket eden yolcu otobüsü 15 saat 45 dakika sonra gideceği ile varmıştır. Otobüs gideceği ile vardığında saat kaçı gösterir? A 12.15, B 13.15, C 14.15, D 15.15, .15, C 14.15 doğru cevap. 4 saat 12 dakika 40 saniye eder. A 15120 B 14120 C 13640 D 12240 A şıkkı doğru cevap. 3 gün 5 saat kaç dakikadır? A 4440 B 4500 C 4560 D 4620 D şıkkı doğru cevaptır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.